Bizim devletimiz Allah'a şükür güçlü. Biz güçlü bir devletin temsilcisiyiz. 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için A kadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koşarak gideceğiz biz aziz. Bu kapsamda 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak ziyaretine ilk olarak Fevzi Paşa Mahalle Muhtarlığı ile başladı. Aday Gürbak daha sonra Sütçü İmam Türbesi'ni ziyaret ederek beraberindekilerle dua etti. Ayrıca aday Gürbak Uzunoluk Caddesi ve Boğazkesen Caddesi, Atatürk Meydanı, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. İyi insan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamlarını getirdik kardeşimiz. Bir emriniz, bir isteğiniz varsa dinlemek isteriz. Sağ olun. 14 Mayıs'ta da tabii her zaman yardımcı oluyorsunuz da 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Cumhur İttifakımıza. Daha sonra aday Gürbak, Aliye İzzet Begoviç Parkı Doğu İstikameti, Sancaktar Halil Caddesi, Yunus Emre Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı Karamanlı Kavşağı ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Hadi bakalım. 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti. İl başkanlığımızın riyasetinde belirledikleri programlara katılım gösteriyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Biz 21 yıllık iktidarlarımız boyunca ya yaptığımız hizmetlerle veyahut da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinde biz her zaman halkımızın yanındayız. Sayın Bakanımın öncülüğünde şehrimize birkaç gün içerisinde çok ciddi müjdeler vereceğiz. O Sayın Bakanımıza düşer, onun müjdesini başkanlığında vereceğiz inşallah. Çok şehrimiz adına çok güzel şeyler olacak, olmaya da devam ediyor. Aziz hemşehrilerimiz lütfen müsterih olsunlar, emin olsunlar. Her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza güvensinler, arkasındaki iradeye güvensinler. Başta şehrimizin imarı ve ihyası olmak üzere ülkemizin ulusal alanda kazandıklarını inşallah 2023 14 Mayıs'taki seçimlerde taşlandırarak 2023 onun arkasından 2053 onun arkasından 2071'leri hayal edecek bir ülkeye gelmişiz. Bu anlamda sayın hemşehrilerimizden, aziz hemşehrilerimizden 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini ve teveccühlerini, arkasından da Cumhur İttifakımıza destek ve teveccühlerini rica ederiz, istirham ederiz. Tabii biz aziz milletimizin iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olmaya gayret etmişimdir. Kendi nispetimde gücüm yettiği kadarıyla. Tabii aziz hemşehrilerimiz de bize karşı bu anlamda sahaya çıktığımızda bir teveccüh gösteriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bana ne yapacaksınız diye sorarsanız ben samimiyetimi veririm derim. Benim ilk cümlem budur. Projeleri Allah'ın izniyle zaten yaparız. Yaptırırız, takip ederiz. Çok da dirayetli şekilde takip ederiz. Onu da milletimiz bilir. Bunu bildikleri için sanırım bir de samimi duygularımızla biz aziz milletimizin karşısındayız. Bizi tanıyan insanlar bizim bu duyguları taşıdığımızı bildikleri için tabii biraz sağ olsunlar şahsımıza karşı bir teveccüh gösteriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Siyasetin en büyük kazanımlarından bir tanesi de zaten gönüle girmektir. En büyük marifeti de orada kalabilmektir. İnşallah gönüllerde kalabilmek dileğiyle diyorum. Dualarınızı, desteklerinizi esirgemeyiniz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar efendim.